Dünya ekonomi alanında büyük bir rekabete sahne oluyor. Hızla gelişen ve büyüyen teknolojik atılımlar değişimi de beraberinde getiriyor. Üretimin ön plana çıktığı uluslararası ekonomide kendi sektöründe başat firmaları anlatıyoruz. Üretim teknolojileri, kalite anlayışları, üretim sonrası faaliyetleriyle başarının anahtarı üreten Türkiye'de. İnsanoğlu geçmişten günümüze üç temel ihtiyacı karşılayarak varlığını sürdürmüştür. Birincisi, hayatta kalabilmek için beslenmek zorundadır. Beslendikten sonra insanoğlunun ikinci en büyük ihtiyacı giyinmek. Çevresel faktörler, mevsimsel zorluklar ve faaliyet biçimine göre giyinmek, insan için hem korunma hem de uyum sağlama gibi hayati değerdir. Dünya tekstil sektörü 2022 yılı ihracat beklentisi 400 milyar dolar üzeri, dünya hazır giyim sektörü ihracatının ise 500 milyar dolar üzeri olacağı tahmin ediliyor. Türkiye tekstil sektörü 2021 yılında 12.9 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek ihracat rekoruna ulaşma başarısını gösterdi. Üreten Türkiye'de, tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya devleri arasına girmiş ve üretiminin %99'unu ihraç eden 500 milyon dolara yakın güncel ihracat cirosunu 800 milyon dolara yükseltmeyi hedefleyen bir Türk firmasını anlatıyoruz. Biz tekstil ve hazır giyim sektöründe dünya markalarının bir üretici partneri olarak yer alıyoruz. Daha çok ürün gamımıza baktığımızda örme ağırlıklı hazır giyim, spor giyim ve günlük giyim üzerine ürünlerimizi üretiyoruz. Ve yaklaşık da şu andaki çalışma durumumuza baktığımızda %99, %100'e yakında ihracat yapan bir firmayız. Şirketimiz ev tekstili ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteriyor. 1983 yılında ilk kurulduğu dönemde ev tekstiliyle çalışmalarına başladı. Ardından ilerleyen yıllarda hazır giyim sektörünü de kendi bünyesine dahil ederek bu iki alanda çalışmalar yapıyor. İplik olarak gelen herhangi bir ürün ilk önce örülüyor, örüldükten sonra boyanıyor, boyandıktan sonra ya hazır giyim ürünü olarak ya da ev tekstili ürünü olarak ihracat için hazırlanıyor. Geçtiğimiz 3 yıl içinde dünya ekonomisinde köklü değişiklikler yaşandı. Bunlardan en önemlisi global tedarik fiyatlarının artmasıyla ithal ürünlerde beklenmeyen yükselişlerin meydana gelmesiydi. Artık ülkeler ithalat yaparken nakliye kurallarında değişiklik yapmaktalar. Şimdilerde ülkeler yakın mesafe, düşük tedarik ücreti, buna bağlı olarak da yakın mesafe kontrol edilebilir kalite mantığıyla hareket ediyorlar. Dünya ekonomisinde tekstil ve hazır giyim sektöründe sadece tedarik zinciri değil, aynı zamanda ticaret rotaları da değişikliğe uğruyor. Dünyada ilk sırada yer alan ve neredeyse ihracat rakamlarında tekel haline gelmiş, Çin Halk Cumhuriyeti'ne alternatif coğrafyalara yönelen Avrupa ve Amerika gibi ekonomiler yeni pazarlar arayışında. Pandemi döneminde global ekonomideki değişimler özellikle Türk ihracatçı şirketler için yeni pazarlar bulmada oldukça önemli fırsatlar doğuruyor. Tedarik zinciri söz konusu olunca Türkiye hem coğrafi hem de iş gücü alanındaki avantajlarıyla ön plana çıkıyor. Ekonomik durumun Türkiye lehine değişmesinin birçok göstergesinden biri tekstil sektörü. 2021'de tekstil alanında yaşanan rekor ihracat 2022 yılında da devam ediyor. Türk ekonomisi başat firmaları ile dünya çapında ticari faaliyetler bütününde güvenilir ülke vasfına sahip. Müşteriler nezdinde buradan güvenilir ve katma değerli ürün, inovatif ürün geliştirdiğinizde tabii ki burada Türkiye'nin bir isim olarak
hem son tüketicide Made in Turkey olarak hem de son tüketiciye ürün sağlayan markalarda ciddi bir güven yaratıyor. Bu da dolayısıyla neyi sağlıyor? Made in Italy dediğiniz zaman, tüketici gözüyle baktığınız zaman bir kere direkt üzerine katma değerli birkaç euro, birkaç dolar üzerine bu malı satabiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye de aslında son zamanlarda bundan faydalanmaya başladı. Yani Uzak Doğu ile karşılaştırdığımızda, Orta Doğu'daki bazı ülkelerle karşılaştırdığımızda Made in Turkey'in verdiği güvenle ve katma değerle, tabii ki bir İtalya olmamızın önünde çok yol var. Belki hani strateji olarak da o noktaya gelmememiz lazım ama kesinlikle bu değeri Türkiye'de karşılığını alması lazım ve alıyor da. Bunu da birlikte hayata geçirebiliriz. Burada muhakkak ki rekabetçi firmalar kendi Türkiye içerisinde olsa da hep birlikte hareket ederek dünya piyasasında hem tekstilde hem hazır giyimde hem farklı sektörlerde yerimizi, marka imajımızı daha da kuvvetlendirebileceğimize inanıyorum. Bu yolda da özellikle son geçtiğimiz birkaç senede çok doğru adımlar attığımıza inanıyorum. Bir ülkenin dünya çapında yüksek değerli bir sektörde başarılı olması, kendi iç piyasasında diğer ülkelere nazaran daha hızlı ve iş bitirici çözümler üretiyor olması anlamına geliyor. Türkiye tekstil ve hazır giyim sektörü dünya ekonomisinde entegre bir güç haline gelmiş durumda. Komple entegrasyona baktığımız zaman iplikten bitmiş ürüne kadar, tüm aksesuarlarına kadar belki de dünyada ilk 3 ya da 5 ülke içinde varız diyebilirim. Tabii ki Çin'i ayrı tutmak lazım ama her şeye bizim sektörümüzde Türkiye'de ulaşabiliyorsunuz. Bu bizim tabii ki sektöre gelen çok büyük bir avantaj getiriyor. Bir lead time, termin konusunda çok büyük avantaj getiriyor. Fiyat konusunda büyük avantaj getiriyor ve tasarım konusunda da çok büyük avantaj getiriyor. Çünkü elinizde çok ciddi bir tedarik ağınız var. Ortaklarınız, kuvvetli ortaklarınız var. Bunları kullanabildiğiniz zaman müşterilerinize de çok daha farklılık da ve inovatif ürünler sunabiliyorsunuz ve hızlı bir şekilde sunabiliyorsunuz. Bunun kesinlikle Türkiye ve sektörümüzde çok büyük avantajı var. Bir diğer avantaj da Türkiye'nin coğrafik konumundan dolayı Avrupa'ya, Amerika'ya demesek bile Amerika'ya bile Uzak Doğu'dan şu anda lojistik konusunda daha yakınız diyebilirim. Sağladığı büyük bir avantaj var. Hem maliyet avantajı var hem de yakınlıktan dolayı 3 günde 4 günde Avrupa'ya komple mal tedariğini sağlayabiliyorsunuz. Bu da Türkiye için şu anda çok büyük bir fırsat konumunda. Ülke olarak ciddi yatırımlar yapıyoruz bu konuda. Mesela geçen hafta Almanya'da bir fuardaydık ve açıkçası ben de o kadar çok Türk tekstil firması gördüm ki fuarda, gurur duydum. Yani teknik tekstil üzerine yapılan bir, Almanya'da yapılan bir fuarda kendi ülkemizden bu kadar çok teknik tekstil üreten firmaların olduğunu açıkçası çok tahmin etmemiştim. Gittiğimde onları, yaptığı çalışmaları gördüğümde, yapılan Türkiye standını da gördüm. Oradaki yapılan çalışmaları da görme fırsatında bulundum. Açıkçası gün geçtikçe daha ileriye gittiğini düşünüyorum. Ve bu çok önemli, evet. Yani Türkiye olarak bir marka değerimizin olması tekstilde çok önemli. Tekstil sektöründe dünya devleriyle rekabet eden firma, hazır giyim sektöründe de uluslararası bir değere sahip. İsmini sıkça duyduğumuz hazır giyim sektörü nedir? Bunlar ne demektir? Fast fashion dediğiniz, yani hızlı moda, hızlı tüketime odaklı ürünler yapan markaları temsil ediyor açıkçası. Hani çok hızlı sirküle olabilen, gençlerin daha ucuza ulaşabildiği ürünleri yapabilen gruplar. Bunların adetsel bazda şeyleri daha yüksek oluyor, hacimleri. İşte premium grup dediğimiz bir ekstra daha kaliteli ama daha yavaş bir spor, yavaş bir zaman diliminde üretilen, daha uzun süre kullanım olanağı sağlayan, biraz daha standardı yüksek ürünler. Bir de spor giyim bölümümüz var. Spor giyim de adı üzerinde zaten. Spor ürünlere ağırlık verdiğimiz bir grup. Üreticiler teknolojik gereksinimlerini ve altyapılarını her zaman güncellemek zorunda.
tekstil ve hazır giyim sektöründe ana akımlar yani trendler, dev firmaların yegane rekabet kulvarı. Uluslararası anlamda sektörde güncel trendler neler? Şimdi gelecek trendine baktığımızda tekstilde, yani ürün bazlı düşündüğümüzde iki büyük bir ana akım var. Birinci büyük ana akım doğaya dönüş. Yani her şeyin doğal olduğu, işte boyamaların, sürdürülebilirliğin çok önemli olduğu bir kısım var. Bu zaten bütün tekstil dünyasına, hatta bütün iş kollarına yayılmış durumda sürdürülebilirlik. İşte daha az su tüketimi, işte doğal kaynakların korunması, çevreye zarar vermeme, doğaya dönüş teması adı altında. Bu zaten bir olması gereken bir tabu haline, tabu değil de olması gereken bir zorunluluk artık sürdürülebilirlik. Ama diğer yandan da çok çok ciddi bir trend daha var, dijitalleşme. Bizim şu an Yeşim Tekstil'de iki konuya çok önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme. İklim şartları, dünyanın sürdürülebilirliği, kaynakların doğru kullanılması çok çok önemli hale geldi. Biliyorsunuz pek çok noktada da yeşil mutabakat, Avrupa'da yeşil üretimle ilgili kararlar alındı. Bizim müşterilerimizin de büyük bir çoğunluğu Avrupa merkezli olduğu için bunların hepsinin yerine getirilmesi olmazsa olmaz hale geldi. Günümüz dünyasında çevre kirliliği ve doğaya verilen zararlar yüzünden gezegen olarak risk altındayız. Türk tekstil ve hazır giyim firması için sürdürülebilir üretim hem amaç hem de araç anlamına geliyor. Bu kapsamda firma hem Türkiye'de hem de Mısır'da bulunan üretim tesislerine devasa yatırımlar yapıyor. Olmazsa olmazlarımızdan biri sürdürülebilir büyüme. Sürdürülebilir büyüme dediğimiz zaman da hem üründe sürdürülebilir ürün yaratma, hem de doğaya ve topluma karşı olan sorumluluğumuzu her adımımızda, her kararımızda ön planda tutmaktan geçiyor. Bunlar tabii ki markaların da bizden beklentisi var. Önce insan felsefemiz kapsamında da bu her zaman bizim en önemli değerimiz ve en önem verdiğimiz konu olmuştur. Dolayısıyla burada da çok ciddi yatırımlar yapmaya, su konusunda, karbonu, ayak izinimizi azaltma konusunda, enerji tüketimimizi minimize etme konusunda hem Türkiye'de hem Mısır'da çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ve bunu da hem dediğim gibi rekabetçiliğimi sağlamak açısından, aynı zamanda da topluma ve doğaya verdiğimiz önem ve saygı doğrultusunda bunu hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız her işte sürdürülebilirliğe önem veriyoruz. Bu iki anlamda da aslında geçerli. Doğanın kaynaklarını sürekli kullanmak ve kullanırken doğaya zarar vermeden üretmek, yeşil üretim bizim önceliğimiz. Teknoloji her alanda olduğu gibi tekstil ve hazır giyim alanında da ilerliyor. 21. yüzyılın ilk çeyreğine bakıldığında Ar-Ge ve tasarım alanında başarılı olan firmaların yükselişli olduğunu görürüz. Türk Hazır Giyim ve Tekstil firması, Ar-Ge birimi sürdürülebilir üretim başlığı altında doğaya zarar vermeyen, daha az atık, daha az su ve enerji harcayan ürünler üzerinde çalışıyor. Firmanın çalışmaları dünya çapında ses getiriyor. Yani kullandığımız ham madde de İşte organik, recycle, geri dönüştürülmüş bir ham madde oluyor. Kullandığımız boyar maddelerde doğal boyar maddelere dönüş yapmaya çalışıyoruz. Veya doğaya zararlı olmayan kimyasalları ve boyar maddeleri kullanıyoruz. Kesinlikle doğaya zarar vermeyen kimyasallar kullanıyoruz. Bunun dışında uyguladığımız çeşitli özellikler, fonksiyonlar, kumaşa uyguladığımız çeşitli, işte biz ona apre kimyasalları, finishing uygulamaları diyoruz aslına bakarsanız. Kattığımız performans özellikleri. Bunları da hep kimyasal bazlı değil de daha çok biyo bazlı dediğimiz doğadan alınan ve yine doğaya zarar vermeyen kimyasallardan oluşmuş içerikli malzemeleri kullanarak o fonksiyonları katıyoruz kumaşlara. Yani genel çatı altında baktığınızda evet, bir kumaşın ham maddeden bu bitmiş ürün, yani garment haline gelene kadarki sürecinin tamamında mutlaka bir sürdürülebilir girdisi oluyor. Yani olabildiğince doğaya az karbon ayak izi bırakan bir ürün ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Türkiye 2021'deki 20,3 milyar dolarlık performansın ardından 2022'ye 23 milyar dolarlık ihracat hedefiyle başladı.
ilk 6 ayın sonuçları hedefe ulaşılacağını gösteriyor. Hazır giyim sektörü devasa bir ekonomik değere sahip. İrili ufaklı milyonlarca marka gelişmek ve büyümek için rekabet ediyor. Her sektörde olduğu gibi hazır giyim sektöründe de hız çok önemli. Sektörünün öncüsü Türk firması, ihracat yaptığı firmalara 3D modelleme yöntemiyle hız ve mükemmellik sunuyor. 3D bölümünde biz yaklaşık son 2 yıldır müşterimizin taleplerini karşılıyoruz. Müşterimizin talebi şu, fiziksel numuneyle birebir aynı görüntüyü sağlayan çalışmaları onun istediği platforma yüklemek. Müşterimizin ve bizim amacımız sürdürülebilirliğe katkı sağlamak için numunelerin dikimini azaltmak ve istenilen çalışmalara daha kısa sürede ulaşmak. İşte kargo sürecinden, kumaşların üretiminden, baskıların yapılmasından zaman kazanmak, dikimden zaman kazanmak amacımız. Bu şekilde çalışmalarımızı müşterimizin istediği platforma yükledikten sonra çeşitli kritikler yapıyor. Düzeltmelerimizi yapıp tekrar yükleme yapabiliyoruz. Fiziksel numunelerdeki çalışmalardaki birebir fiziksel numuneye benzer 3D çalışmaları için de kumaşlarımızı Bizo dediğimiz makinede tarıyoruz. Ve FAP cihazımızda da fiziksel özelliklerini alıp birleştirerek 3D'de aynı fiziksel numunenin kumaş dökümündeki aynı çalışmayı 3D'de elde ediyoruz. 3D çalışmalarını yaparken müşterimizin istediği renk, dikiş, nakış ve her türlü süslemeleri ve desenleri atayarak modellerimizi oluşturuyoruz. Ve bütün istediği renklerde de kayıt yapmış oluyoruz. Vegan koleksiyon yapıyoruz. Vegan koleksiyonda beraber tasarımcılar ve kumaş geliştirmeciler, boyacılar, hepsi beraber iplikçiler, hepsi beraber bir takım halinde çalışıyoruz. En başından başlıyoruz sürece. Sadece bir fotoğraf bile başlamamıza yeterli olabiliyor. İşte öğrendiğimiz, gördüğümüz, etkilendiğimiz, işte doğaya dönüş trendini nasıl vegan koleksiyonuna çevirebiliriz? Hep beraber çalışıyoruz burada. Türkiye hazır giyim ve tekstil sektöründe dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Son 5 yılda sektörde hızlı bir büyüme ve buna bağlı olarak büyük bir rekabet yaşanıyor. Günümüzde tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı bir ihracatçı firma olmak için ne gerekiyor? Birincisi çok güçlü bir Ar-Ge ve inovasyon merkezimizin olması geliyor. Ar-Ge ve inovasyonu aslında tek başımıza almamız da çok doğru değil. Ar-Ge ve inovasyonda geliştirdiğimiz kumaşları, baskı tekniklerini tasarım ekibimizle birlikte müşterilere komple bir ürün gamı olarak sunmak da bize çok büyük bir avantaj sağlıyor ve birçok tedarikçiyle karşılaştırdığımız zaman da tabii ki burada bir fark yarattığımızı söyleyebilirim. Bunun dışında özellikle son dönemde baktığımız zaman sürdürülebilir ürünlerde çok kuvvetli çalışmalarımız var. Burada hem kendimiz yine geliştirdiğimiz Ar-Ge'de kumaşlarımız, hem tedarikçilerimizle birlikte geliştirdiğimiz sürdürülebilir boya ve kimyasallardan arındırılmış sürdürülebilir ham madde iplikle oluşturduğumuz kumaşlar da gene son yıllarda çok ciddi fark yarattığımızı söyleyebilirim. Bunu da tabii beraberinde müşterilerin beklediği kalite ve teslimat hızıyla sağladığınız zaman işte o zaman sektörde ve dünyada fark yaratmış oluyorsunuz. Bir firma için hedef koymak ve hedefe giden yolda akıl ve iradeyle yol almak, firmaları büyüten ya da yok eden kritik bir süreçtir. Başarılarıyla dünya çapında ses getiren Türk şirketi için hedefler çok büyük. Bütün paydaşlarımızın ihtiyacını göz önünde bulundurarak, dünya konjonktürünün beklentilerini göz önünde bulundurarak yapılandırdığımız hem bir yatırım planımız var, hem insan gelişim planımız var, hem de dediğimiz gibi inovasyon ve Ar-Ge konusunda dünyanın ve müşterilerimizin bizden beklediği, bundan 2-3 sene sonra bekleyebileceği ürünleri bugünden hayata sokmak konusunda yaptığımız çalışmalar yatıyor. Dolayısıyla bence bugünün dünyasında ve bizim sektörümüzde uzun vadeli başarı ve ayakta kalmanın en büyük sırrı geleceği bugünden düşünme ve geleceği bugünden yapılandırabilmektir. Bundan sonraki hedeflerimize baktığımız zaman dediğim gibi 2027'ye giden yolda yapacağımız yatırımları, çalışacağımız müşterileri, hangi ürün gamlarıyla, hangi yeniliklerle büyüyeceğimizi planlıyoruz ve firma olarak da inşallah 800 milyon dolar üzeri bir ihracat rakamına ulaşmayı planlıyoruz. O da bugünümüze baktığımızda yaklaşık %50-%60'ın üzerinde bir büyümeye tekabül ediyor.
Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasında ve yükselişini sürdürüyor. Sektörde birçok Türk firması alın teriyle ve gayretle bu coğrafyaya değer katmaya devam ediyor. Kalite anlayışı ve güvenilirliğiyle uluslararası tekstil ve hazır giyim sektöründe yer edinmiş bir Türk firmasını anlattık. Teşekkürler ülkesi ve halkına değer katmak için yüreklerini ortaya koyan tüm firma sahipleri ve teşekkürler Sayın Şükrü Şanka'ya. Ruhun şad olsun.